Vizyonda ilk olarak Siyat İş Adamları Derneği'nin İstanbul'da düzenlemiş olduğu fuara gidiyoruz. Haberi arkadaşımız Özgür Yıldıran sizler için hazırladı. Evet sevgili izleyenlerimiz, yeni yıldaki ilk vizyon programıyla sizlerle beraberiz. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl geçirmenizi diliyoruz. İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Siyat'ın yani Sinoplu İş Adamları'nın düzenlemiş olduğu fuardan sizlere sesleniyoruz. Bizden ayrılmayın. İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ersoy Bey burada. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz? Görkemli bir açılış oldu. Sinoplular sesini dünyaya duyurdu diyelim. Görüşlerinizi almak isterim efendim. Allah razı olsun. Sinopluların bu sinerjisine, bu birlikteliğine, beraberliğine şahit olmak adına ve onların bu dayanışmasını duyurmak adına burada bulunduğunuz için bir kere her şeyden önce size ve ATV ekibine, camiasına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sinoplular fırsatları bir şekilde değerlendirmeye ve Türkiye birçok alanda yendiği gibi, Doğu Güneydoğu yendiği gibi Sinop'ta Sinoplular eliyle mahkus talihini yenmeye çalışıyor. İnşallah ekonomik anlamda onlar da bu talihlerini yenmek için canla başla mücadele ediyorlar. Biz de Sinopluların oldukları yerde olmaya, onlarla birlikteliğimizin görüntüsünü her vesileyle pekiştirmeye gayret ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey ile beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Çok görkemli bir açılış oldu, düşüncelerinizi almak isteriz. Evet, tabii Sinop'a, Sinoplulara, İstanbul'daki özellikle Sinoplu iş adamlarımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Sinop uzun yıllardan beri hak ettiği hizmeti, hak ettiği yatırımları almadı. Hak ettiği ilgiyi görmedi. İnşallah bu makus talihi bu gayretlerle, bu çabalarla hem özel sektör eliyle hem devlet eliyle bir an evvel değişir, düzelir. Tabii bizim burada olmamızın diğer önemli bir sebebi de hemşerilerimizle birlikte olma arzusu. Çünkü rahmetli Erbakan hocamızın annesi Sinoplu Kamer Hanım ve Erbakan hocamız da Sinop'ta doğmuş. Dolayısıyla biz de Sinoplu sayılırız. Bundan dolayı da özellikle Ankara'dan geldik, iştirak ettik. Hemşerilerimizle de burada kucaklaştık, hasret giderdik. İnşallah kendileriyle Sinop'ta, baba ata toprağında buluşmayı da Cenab-ı Allah nasip eder. Tekrar hayırlı olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi de Sinop Müsiat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Tokmak'la beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten görkemli bir fuar oldu. Müsiat olarak tabii buraya katıldınız. Siyat'ın kurmuş olduğu bu fuarla ilgili değerlendirmenizi alalım. Sonra da Müsiat hakkında konuşalım. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii buraya katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Siyat'ın öncülüğünde geçen sene forum olarak, bu sene fuar olarak devam eden bu güzel organizasyon inşallah önümüzdeki dönemde daha da güzel olacağına inanıyorum. Çünkü her geçen sene Sinoplu artık gurbetten sılaya gelmiş, burada iş kurmuş, iş ekmek davası için gelmiş, iş kurmuş insanımız artık buralarda belirli noktalara geldi. Belirli noktalara gelen insanlarımız burada birbirini tanıyor. Çeşitli sektörlerde belki birbiriyle iş yapma şansı tanıyacak bu fuar sayesinde. Ben o anlamda tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz de Sinop Müsiat olarak Sinoplu hemşerilerimizin yanında olalım istedik. Katılımcı üyelerimizle beraber geldik, destek olduk. Güç verdiniz. Güç verdik. Onlardan da biz güç aldık. Güzel bir birlik, beraberlik sağlanmış oldu. Müsiat her zaman üretenin, çalışanın yanında Türkiye ekonomisine, memleket ekonomisine güç katan tüm hemşerilerimizin yanında olacak, olmaya da devam edecek inşallah. Ben çok başarılı buldum. Son günündeyiz. Artık dördüncü gün, son saatlerdeyiz. Yine de fuarımız hareketli. Allah razı olsun katılım sağlayanlardan.
SİAD'ımızın Genel Başkanı Sayın Rafet Orhan ve yönetimini tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyona imza attılar. Ben daha da güzel şeylere imza atacağız el birliğiyle Sinoplu olarak diye düşünüyorum. Bu da zaten bir örnek olmuş oldu değil mi diğer illere saymak? Birçok ilimizden küçük bir ilimiz. Karadeniz'in en kuzey noktasında kalan bir ilimiz. Ama birçok ille örnek adımları son dönemlerde atıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, işte böyle Sinoplu iş adamlarımızın organizasyonlarıyla güzel etkinliklere imza atıyoruz. Tabii inşallah bu İstanbul'da Sinoplu'nun siyaseten de daha güçlü bir döneme evrileceğini düşünüyoruz. İnşallah siyaset alanında da Sinoplu İstanbul'da sesini duyuracaktır diye düşünüyorum. Yani Sinop biraz unutulmuştu, artık hatırlatmış oluruz değil mi Sayın Başkanım? Ya aslında Sinop unutulmadı. Sinop'ta yani son dönemlerde güzel yatırımlar oldu. Havalanımız var, her gün uçağımız var. Ben tabii Sinop'a, tabii burada iş adamlarımıza şu çağrıyı da yapıyorum. Artık Sinop'a da iş kurmak, Sinop'ta teşvikler var. Gerçekten organize sanayi bölgesinde yerler var. O anlamda iş adamlarımızın artık İstanbul'dan Sinop'a da doğdukları yerlere bir bakmaları gerektiğine de inanıyorum. İnşallah bunu da başaracağız diye düşünüyorum. O zaman yeri gelmişken sadece İstanbul değil, bizi şu an yurt dışından izleyen Sinoplu yatırımcılarımız da var. Onları da çağrıda bulunalım. Evet, yani Sinoplu hemşerilerimize veya Sinop'ta yatırım düşünen Sinoplu olmasına da gerek yok. Tüm insanımızı Sinop'a yatırıma davet ediyoruz inşallah. Gelirlerse kazanırlar. Gelirlerse kazanırlar. Biz de müsiyat olarak, bir kardeşleri olarak, üyelerimizle beraber her zaman yanlarında oluruz. Onların önlerini açmak için her türlü desteği veririz. Tabii bunu da sizin ağzınızdan duymaları çok iyi oldu. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz başkanım. Son olarak bizi izleyen hemşerilerinize de bir mesajınızı alalım. Evet, hemşerilerim inşallah tabii bu fuar sona erdi ama bir sonraki fuarlarda tüm hemşerilerimizi bu fuarları ziyaret etmeye, iş adamlarımıza destek olmaya, güç katmaya davet ediyoruz. Tabii Sinop güzel bir şehrimiz. Sinop'a da tüm hemşerilerimizi veya Sinop'u merak eden tüm insanımızı Sinop'a davet ediyoruz. Sinop gezilecek, görülecek güzel illerimizden biri. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon devam ediyor. Bizden ayrılmayın.